Efendim merhaba herkes, tekrardan başka bir videomuzda hoş geldiniz. Acil gelişme ile hani tam olarak acil olmasa da hani şimdi 8 saat falan geçmiş aradan ama ben yeni gördüm. Böyle çok acele bir video çekip kapatmak istiyorum çünkü yani çerez bir olay aslında. Ben de bunun üzerine böyle oturup da böyle hani hazırlık yapıp da işte ne bileyim montaj falan yapıp da editleyip de falan hani uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden böyle hani acele amatör bir video olacak kendi çapım açısından. O yüzden kamerayı falan da ayarlamadım. Yani düz yayın aracı kullanıp webcam'imi kullanmak zorunda kaldım. Çok hızlı geçeceğim için. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero'yu biliyorsunuz. Kanalımda yer verdiğim bir oyun kendisi. Yani hikayesidir falan, evrenidir falan. Evrene katkısıdır falan. Yer verdiğim bir oyundu. Ve kendisinin remake'i yapılıyormuş. Ya yani official olmasa da bir fan-made olarak. Unreal Engine 4 ile tekrardan yapılıyormuş. Geliyor vallahi, yani ben tekrardan oynar mıyım kendisini bilmiyorum. Yani denerim elbette. Hani birkaç bölüm oynarım ama sonuna kadar bu oyunu oynar mıyım bilmiyorum. Çünkü zaten bitirdim ve hani gerek olmadığını düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir ufak bir şey yapayım. Bir not geçeyim. Şimdi büyük ihtimalle belki merak ediyorsunuzdur. Hani Mortal Kombat filminin trailerı çıktı yakın zamanda. Geçtiğimiz günlerde. Belki düşünebilirsiniz ya acaba hani ne düşünüyorum bu konu hakkında, yani hasbel kadar evren hakkında bilgim olduğu için hani belki düşünebilirsiniz. Yani açıkçası pek konuşmak istemiyorum film hakkında çünkü pek bir beklentim olmadığı için filmden ve genel olarak zaten Mortal Kombat filmlerine karşı beslediğim duyguları zaten az çok biliyorsunuzdur ya, takip ediyorsanız. O yüzden tekrar kendimi çok tekrarlamaya gerek yok. Ne düşündüğümü siz yayınları takip ediyorsanız daha iyi bilirsiniz. Hatta kamerayı biraz şöyle alayım ya. Çok çok iyi bilirsiniz yani. Neyse efendim, uzatmadan bu arada videoya şey koymayacağım. Hani bir reaksiyon gibi bir şey yapacağım şu an ama görüntüyü koymak istemiyorum çünkü her an striker telifim vesaire. Ops. Yemek istemiyorum. Şu an video arkada akıyor bende ama aşağıda hatta linkini bırakırım videonun. Şöyle söyleyeyim, gerçekten bu oyuna bir remake gerekiyordu. Hatta yani ben official bir remake bekliyordum ama hani fanlar bu oyunu artık sahiplendiler ve Unreal Engine 4'te böyle bir remake yapmaya çalışmışlar. Ben şahsen gayet beğendim. Yani yakışır bir remake olmuş. Hiç de şeylerini bozmamışlar. Hatta cutscene'leri ben acaba nasıl yapacaklar diye düşünmüştüm. Orijinal oyunun cutscene'lerini eklemişler ki bu da şunu gösteriyor. Aslında NetherRealm veya ne bileyim Warner Bros. Veya Midway, artık Midway ekibinden bahsediyorum. Yani resmi olarak Midway kalmadı ama demek oluyor ki bu adamlar artık hani fan yapımı remake'leri pek takmıyorlar artık. Ben de zaten yakın zamanda bir düşüncem vardı. Hani Mortal Kombat'ın eski oyunlarını hani Unreal Engine ile hani tam yapamam elbette ama uğraşsam belki, yani belki uğraşsam bir şeyler yapabilir miyim? Hani Unreal Engine ile. Tabii ki böyle bir üst düzey bir bilgim yok, sadece bildiğim kadarıyla belki bir şeyler yapabilirim düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyorum ama demek ki bu adamlar bir şey demiyor ki, kalkıp da Mythology Sub-Zero'ya bir şey dememişler. Belki böyle bir yapmaya çalışırım ben de. Unreal Engine ile belki Mortal Kombat oyunlarının bir remake'ini yapmaya çalışırım. Gördüğüm kadarıyla grafiksel olarak üst düzey bir gelişme var. Olması gerekeni yapmışlar. Hala o platform üzerindeki o platform şeylerini koruyor yani. Sistemini koruyor. Onun dışında animasyonlar, evet. Yani tabii daha bu 1.0 sürümü. Yani daha bu çok gelişecek. O yüzden animasyonlar birazcık ham kalmış. Tabii ki dediğim gibi görsellik çok iyi. Animasyonlar çok ham kalmış. Onun dışında gördüğüm kadarıyla şu an videoda gördüğüm kadarıyla birazcık glitch var videoda. Oyunda daha doğrusu. Tabii ki bu olabilir. Çünkü daha dediğim gibi daha başı, daha bunu geliştireceklerdir elbette. İşte kapıların içinden geçiyor bazı karakterler. Vurduğunuz zaman işte kolunuz bir tarafı dışarıda kalıyor falan. Bunları elbette düzelteceklerdir. Şu an hani Shaolin Temple'ı çok güzel yapmışlar. Özellikle. Bu oyunun başındaki kısım Shaolin Temple. Çok güzel yapmışlar orayı. Onun dışında işte bak, bazı yerlere gidiyorsun. İşte kapı falan sonradan. Ya tabii ki bunlar olacak. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla biz 1.0 projesi olarak bile oldukça güzel. Hani normalde bu tarz şeyleri hani pek beğenmiyorum. Biliyorsunuz. Böyle yeni projeleri falan, Mortal Kombat hakkındaki projeleri pek beğenmiyorum son zamanlarda çıkan ama şaşırtıcı bir şekilde ben çok beğendim.
gayet de olması gereken gibi olmuş. Umarım mekanikleri oynanabilir olarak yapmışlardır. Çünkü biliyorsunuz oynayanlar bilir. Bu oyunun mekanikleri oldukça karışık. Başka ileri sarıyorum şu an videoyu ama. Şu yukarıdaki cam barı biraz kötü durmuş aslında. Evet, orijinal oyunun cam barını koymuşlar güzel olarak ama hani remake yapıyorsun sonuçta, bunu değiştirebilirdin az buçuk. Ama neyse, bu da yani fena olmamış. Onun dışında karakter tasarımları birazcık ham kalmış. Tabii ki dediğim gibi tekrardan bahsetmek istiyorum. Bu daha 1.0 projesi olduğu için bunları düzelteceklerdir. Scorpion boss'u var şu an mesela. Scorpion boss'unun mesela kaplamaları, üzerindeki kaplamaları falan birazcık tuhaf duruyor. Bir de merak ettiğim soru şu. Oyun normalde de zordu. Yani normal bir zorluğu da vardı. Acaba onu ne yapmışlar? Onu nasıl hale getirmişler? Veya oyunda böyle bir hak var mı? 3 can hakkı var mı? Onu kaldırmışlar umarım. Kaldırmadılarsa birazcık kötü olur. Evet, zorluk hala var. Onu fark ettim şimdi. Bir tane tuzağa takıldı. Ve oyun acımasız birazcık. Ama gördüğüm kadarıyla hak olayı yok. Onun dışında bir de tabii ki bu da düzeltilecek. Eminim. Efektler birazcık, buz efektleri falan birazcık tuhaf kaçmış. Ama dediğim gibi düzeltirler. Yani dediğim bu kadardı. Sadece hani böyle bir bak Scorpion duvarın içine falan giriyor dövüşürken. dediğim gibi yani sadece bir şey amaçlı, duyuru amaçlı böyle bir çok girişim oldu. Kanalımız artık resmen bir Mortal Kombat kanalına dönüştüğü için neredeyse. Ya bak mesela arka planları falan çok güzel yapmışlar. Şimdi o kulenin tepesine tırmandı. Orijinal oyunda böyle bir sahne var mıydı ya? Ha vardı vardı, evet. Orijinal cutscene'leri kullanmışlar ve arka planları, oyunun arka planını, o ayı falan çok güzel yapmış. Ha sonraki stage. Şu tepelerden atladığımız bölüm. Orayı gösteriyor şu an. Atmosfer gayet güzel yani. Atmosfer gayet güzel. Müziklerini tam dinleyemedim. Umarım aynı müzikleri kullanmışlardır. Çünkü Mortal Kombat Metalogy Sub-Zero'nun müzikleri acayip güzel. Ya ben gayet beğendim. Şimdi videonun dediğim gibi açıklama kısmında şey yaparım. Hatta download linki de varmış. Download linkini de bırakırım. Oynayabilirsiniz. Ben de şimdi birazdan indirip oynayacağım. Hatta belki videosunu da yaparım. Yani gameplay videosu da yaparım. Bu kadar da efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani sadece bunun hakkında birazcık bilgilendirme vermek istedim. Artık bu tarz yeni yeni Mortal Kombat'la alakalı olan gelişmeler hakkında kısa kısa videolar yapmayı planlıyorum. Çünkü dediğim gibi artık kanal yavaş yavaş Mortal Kombat kanalına döndü. Film hakkında herhangi bir içerik yapmak istemiyorum. Gerçekten film hakkında hiçbir içerik yapmak istemiyorum. Çünkü hem konuşursam YouTube yani birazcık bana kızabilir. Çünkü bazı olaylar var film hakkında. Herhalde cast hakkında. Cast zaten bakarsınız az buçuk ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ben şimdi burada konuşmak istemiyorum. YouTube baba kızabilir bana. Onun dediğim gibi yani benden film yorumları falan o yüzden beklemeyin. Ama dediğim gibi bu tarz böyle fan yapımlarını gördükçe çok seviniyorum. Tabii ki bunların devamı gelecek. Açıklamada bir şey var mı? Bakayım bir. Açıklamada bir şey yazmışlar mı? Tamam. Mortal Kombat Milyon falan yazmış. Tamamdır. Ben zaten vereceğim bunun linkini. Siz de şey yaparsınız artık. Kendimi yayında zannediyorum böyle sessiz sessiz. Tamam. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın efendim. Bir sonraki video büyük ihtimalle bunun gameplay olacak. Hoşça kalın efendim. Böyle kısa bir hızlı video oldu. Hadi bay bay.